Merhaba sevgili dünya vatandaşları, Fevkalade Sohbetlere hoş geldiniz. Bir Fevkalade Sohbetler daha sizlerle birlikteyiz ve bugün Hülya Düzenli ile birlikte sizlerle Caravaggio konuşacağız. Hayatın içinden sanata yansıyanlar adlı konu başlığımızda. Hülya Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Fevkalade Sohbetlere. Merhaba, hoş bulduk. Evet, sevgili dostlar, Fevkalade Sohbetlerin canlı yayınlarında yayınların devam edebilmesi için kanala şöyle aşağıdan abone olup beğenip katılabilirsiniz. Veya canlı yayınında süper chat, süper sticker göndererek destek olabilirsiniz. Gerçekten çok güzel olur diyorum ve ilk slide'ı alıyorum hocam izninizle. Evet, lütfen. Şimdi bugünkü konuşmamız aslında yalnızca Caravaggio olmayacak. Ama Caravaggio'nun üzerinden onun değindiği bazı konulara değinen birkaç sanatçı da göstereceğiz. O yüzden biraz Michelangelo, Merisi, da Caravaggio konuşacağız. Caravaggio'lu olan Michelangelo diyelim. Michelangelo Merisi aslında Milano'da doğmuş. Sonra bir veba salgını nedeniyle aile oradan ayrılarak Caravaggio kasabasına taşınıyorlar. Babası Sforza'nın hizmetinde çalışan bir kişi ve ailenin ilk çocuğu olan Caravaggio enteresan bir adam. Çok çarpıcı bir hayatı var. Siz de çok iyi bilirsiniz. Hakkında çok güzel filmler var. Onun için iyi bilirsiniz sanatçı hayatları ve sanat filmleri sevdiğiniz için. Sonra annesini ve babasını ve büyük babasını kaybedince belki de onun hayatının ileriki dönemlerinde böyle biraz sıkıntılı bir mizaç olmasına da neden olabilir bu küçük yaştaki kayıpları. Tekrar Milano'ya dönecek sanatçımız ve Simone Petrazzano'nun atölyesinde çalışacak. Bir süre sonra da aslında Roma'ya gidecek. Roma onun hayatındaki en önemli kent. Bu gördüğümüz kendisi tarafından yapılmış kendi portresi. Daha sonraki slaytımız yine kendi portresi olan bir Bacchus görmekteyiz. Aslında böyle bu da kendi başına çok konuştuğumuz bir resim biliyorsunuz. İşte kendisini Bacchus kimliğinde yapıyor ama Bacchus'u nasıl bir kimlik olarak tasvir ediyor diye çok konuştuğumuz böyle biraz hasta bir adam, halbuki bir tanrı hasta olmaz filan. Böyle ilginç yaklaşımları olan bir kişi Caravaggio. Roma'ya geldiği zaman bugünkü Piazza Navona'nın civarı, yani Roma'daki Piazza Navona'nın civarı, o zamanlar böyle biraz böyle gelir seviyeleri düşük, İşte çeşitli alt işlerde çalışan, hatta biraz üçkağıtçı, işte çeşitli kişilere tuzaklar kuran bir takım insanların yaşadığı salaş bir bölge ve sanatçının da ekonomik durumu iyi değil ve burada yaşıyor. O sırada tanıştığı Kardinal Del Monte ona ufak bir aylık bağlayınca da birazcık toparlamaya başlıyor kendisini ve onun önerdiği çeşitli resimler yapmaya başlarken diğer taraftan da bohem bir hayat sürüyor. O biraz kavgacı bir kişilik. Dolayısıyla bir sürü insanla kavga ediyor. İşte evinin kirasını ödeyemiyor. Mesela ev sahibi geldiği zaman onunla kavga edip bu sorunu çözmeye kalkıyor falan. Sonuç olarak bu bohem hayat ve bu sıkıntılar içinde ve bu arada da yaptığı resimler çok tepki alıyor. Tabii bugün yalnızca Caravaggio anlatıyor olsaydık neden o resimlere tepki aldığını da konuşurduk ama işte böyle bir tanrı figürünü hastalıklı göstermek gibi cesaretleri aslında bu tip kimliklerin böyle varlıklar ya da kişilikler üzerinden gösterilmesi insanlar için alışılagelmiş değil. Dolayısıyla epeyce tepki görüyor. Ve bazı legal olmayan işlere adı karışıyor ve sonuç olarak Malta'ya kaçıyor. Sonra Malta'dan tekrar dönmeye çalışıyor filan. Ve bu arada işte çeşitli kavgalar ediyor. Bir ölümlü olaya karışıyor vesaire. Ve sonuç olarak 1610 yılında Malta'dan dönerken Napoli'de sıtmadan ölüyor sanatçımız. Yani aslında böyle kısaca onun hayatına dokunduktan sonra değindiği konuların hangilerini seçtik? Biraz ondan söz edebiliriz. Şimdi biz biliyorsunuz ki resim sanatının gelişim evreleri şüphesiz ki resmedenler kadar
Bu resimleri sipariş veren kurum ve kişilerle de ilgili. Bu kurum ve kişiler kimlerdi? Ya krallardı, ya dini otorite ve onların verdiği siparişler ya da pagan dönemde işte tapınak yaptırdıkları zaman onunla ilgili olan kişiler, o gücün, o erkin, hangi erk sahibi ise. Rönesans'tan itibaren burjuvazinin ortaya çıkışıyla biraz zengin ve varlıklı kişiler ve bu burjuvazi ile gelişen sıradan insan hayatının biraz daha önem kazanması vesairenin sonucu olarak yavaş yavaş özellikle 17. yüzyıldan sonra jan resmi dediğimiz bir türle karşılaşıyoruz. Bu jan resmi dediğimiz şey gündelik hayat sahneleri. Tabii bunlar daha önce hiç yapılmadı değil. Gerek Mısır sanatında, gerek Antik Yunan, Roma, özellikle mozaiklerinde, Bizans yer mozaiklerinde, saray mozaiklerinde falan görebildiğimiz tipte konular. Hayatın herhangi bir anına dayalı, işte mutfakta iş yapan bir insan ya da ne bileyim aile oturmuş eğleniyor vesaire gibi. Bunun yanı sıra yine kendi içinde de jan resmini ayırabileceğimiz bazı konular var. Ben şimdi bugün Caravaggio özelinde biraz aslında bu tip konulara da dokunalım, onlara da bakalım istedim. Böyle ya bir alegori, ya mitolojik bir hikaye, ya dini bir okuma, ikonografik bir sahne vesaire gibi böyle konu üzerinden çok adı büyüyen şeyler konuşuyoruz ya. Bu sefer öyle değil de herhangi birimizi çok ilgilendiren, karşılaştığımız daha yumuşak noktalara, onlar da hayatın içinde var, onlar da sanatın bir nesnesi ya da süjesi olabilir diye düşündüğüm için böyle bir şey seçtim. Siz de sevdiğiniz her ne kadar Caravaggio'yu da çok seviyor olmakla birlikte. Çok ben çok Evet. severim, evet, acayip. Beni şimdi başıma bir şey Tamam. gelmeyecekse itiraf edeyim ben. Siz beni yakmak istemediniz ama dostlar ben Caravaggio sevmeyen ender insanlardan biriyim. Nedenini ayrıca bir gün konuşuruz. Ama benim böyle birkaç tane sanat tarihinde çok önemli, çok kıymetli eserleri ve hani resim sanatına getirdikleri açısından çok kıymetli olan ama kişisel olarak beğenmediğim ressam vardır. Caravaggio bunların başında gelir. Özür diliyorum şimdiden herkes. Galiba ben biraz da barok sevmiyorum. Öyle bir problem var. Çünkü genelde bu sanatçıların büyük bir çoğunluğu barok dönemi Evet, doğru ressamları. O yüzden olabilir. o da olabilir yani. Ama her sanatçının kendisini çok yakınlık duyduğu sanatçılar olabildiği gibi kendilerini çok uzak buldukları Doğru. kişiler de ya da yapıtlar, türler, eserler, içerikler, teknikler Güzel olmalı bir da. video konusu olabilir yalnız. Ben bunu not alacağım. Ben Tamam. bunu sevdim. Sanatçıların kendine yakın gördükleri ve görmedikleri ressamlar. İlginç bir video konusu bu. Bunu not alıyorum. Tamam. Bu Bana arada güzel bir şey bu önerdiniz. Teşekkür ederim. atışmayı yaptım. Hiçbir Evet. sataşmaydı benim yaptığım. biliyordum aslında bu cevabın geleceğini. Tersinden okuma yaparak konuşayım dedim. Siz de açıklamazsınız diye düşünüyordum ama neyse açıkladınız. Sonuç, ben Caravaggio severim ama en azından buradan devam edelim. Benim de var böyle birkaç tane biliyorsunuz. Bir usta olmalarını bir kenara koyup daima onlar hakkında konuşmaya devam ederek bu bizim seçme hakkımızı muhafaza edelim. Mesela şimdi gördüğümüz yapıt müzisyenler konulu bir eser. Mesela bu konuda da resimler yapmış. Bazen de sanatçılar aynı konunun versiyonlarını yapabiliyorlar. Birkaç tane yapabiliyorlar. İki tane, üç tane yapabiliyorlar. Mesela bu resmi de gene bu kendisini destekleyen Kardinal Del Monte'nin ziyaretinden hemen sonra yaptığı söyleniyor. Yani belki de Del Monte de böyle bir konunun yapılmasını talep etmişti. Burada dört tane figür görüyoruz ve bir tanesi bir müzik aleti çalıyor. Birinin sırtı dönük, biri bize doğru bakıyor ikisinin arasından. Biri de başka bir şeyle ilgilenmekte. Müzisyen çalgısını akord ediyor. Öbürünün elinde de notalar var. Ama tabii böyle müzisyenlerin tam konser verdikleri sırada değil de aslında onların da
biraz daha kendi kendilerine kaldıkları, daha hayatın içinde oldukları, sanatı icra ettikleri bir ana dair değil, müzisyenlerin de hayatın içinde oldukları bir ana dair aslında. Ve bu iki müzisyenin arasından bunu görebiliriz bir sonraki slaytımızda. Bir kişi izleyiciye doğru bakıyor. Mesela bu izleyiciye doğru bakan kişi sanatçının kendi portresi. Bu tip şeyler sanat yapıtlarında her zaman karşılaştığımız bir şey biliyorsunuz. Sanatçılar bir kompozisyon kuruyorlar. O kompozisyondaki kişileri betimlenen, tasvir edilen kimlikleri diyelim. Kendilerinin tanıdıkları ve bildikleri başka kişilerde vücut buldurabiliyorlar. Onunla kişileştirerek gösterebiliyorlar. Ve böyle özellikle çok kalabalık figürlü kompozisyonlarda da kendilerini yapıyorlar. Pek çok eserde bu karşımıza çıkıyor. Burada Caravaggio da kendisini bu şekilde bu müzisyenlerin arasına yerleştirmiş, bize doğru bakıyor olarak gösteriyor. Bir diğer figür bu çalgısını akord eden. O da böyle biraz bir sonraki slaytta onu görecekler şimdi arkadaşlar. O da mesela biraz böyle hani yaptığı işin keyfinden çok onunla zihinsel olarak birazdan belki bir konser verecek. O konserin hazırlığı içindeyken o anı sanki çalıyormuş gibi, o anda o huşuya girmiş gibi bir duyguyla kendinden biraz geçmiş bir halde akort anını gösteriyor. Sonraki slaytta aslında aynı bir başka müzik konulu işi var. Orada da bu defa müzisyeni tek başına görüyoruz. Mesela bu konuda iki tane yapmış. Lütçalan diye bir resim bu. Her ikisinin kompozisyonları ilk bakışta birbirine çok yakın. Özellikle sağdaki tam Caravaggio'nun karakteristiği, Tenebrezzo dediğimiz kendine özgü bir yanı var Caravaggio'nun. Diğer ışık gölgecilerden biraz farklı biliyorsunuz. Tenebrist bir ressam ya da onun gibi resim yapanlara Caravaggio gibi yapıyor diyoruz. Böyle kontrastları daha yüksek tutmak, daha titreşimli bir biçimde ışık gölgeyi yapmak. Sağdaki öyle ve Pardon, müzik. şöyle diyebilirsek doğru olur mu? Burada bir teknik olarak yani highlightları, yüksek ışıkları abartmak, aşırı betimlemek dersek doğru bir tanım olmuş olur mu? Evet olabilir ama bu arada Caravaggio'nun yaptığı bir şey daha var. Normalde ışık gölge ressamlarının biraz renkten kaçıyor olmalarını bekliyoruz. Çünkü bu kadar yüksek tonda açık ve koyuya gittiğiniz zaman doğal olarak rengin şiddetinin azalması gerekiyor. Özellikle çok koyularda kalınca renk değerinin kaybolması nedeniyle yani renk yerini biraz tona bırakması lazım. Caravaggio hem rengin bu çok yüksek değerde açık ve koyu aralığıyla ilgileniyor hem de aslında çok kuvvetli renkler de kullanıyor. Dolayısıyla biraz Caravaggio'vari yapmak sadece tenebrist olmak yani açıkla koyu arasındaki kontrast aralığını çok yüksek tutmakla sağlanan bir şey değil benim kanımca. Aynı zamanda bu renk şiddet özelliğini de beraberinde koyabiliyor olduğunu düşünüyorum. Teşekkürler. Çünkü örneğin Rembrandt'la karşılaştırdığımız zaman Rembrandt resminde de Tabii. bu çok koyular ve çok açıklar var. Sadece burada biraz daha sert geçişler var tabii tenebrist olduğumuz zaman. Yani açığın da görevi olduğundan çok daha fazla oluyor. Onun için söylediğiniz bir anlamda doğru. Okay. Soldaki resim mesela bu söylediğimiz bağlamda daha yumuşak bir yapıt. Ve öndeki masanın üzerinde de bir çiçek grubu ve meyve tabağı var. Onlarla masayı biraz daha öne doğru getiriyor. Burada müzisyen mi resmediliyor yoksa aslında aşk hakkında bir sahne mi yani bir alegorik bakış açısıyla mı değerlendirilmesi lazım? Her ikisi yönünde de söylemler var. Onu yani aşkı işaret ettiği de düşünüyor. Belki o müzisyenlerin duruşu çalgılarıyla hissettikleri etki olabilir. Bir de iki resimde figürlerde de bazı yaklaşım farklılıkları var ama onları ayrıntılara girdiğimiz zaman daha iyi görebiliriz. Ben şimdi ayrı ayrı her birine bakmaktan yanayım.
İlk önce bu meyve ve çiçeklerin olduğu gruba bakalım. Burada masayı bayağı öne çekmiş ve gerçekten koyu tonları çok çok koyuya götürmemiş sanatçı. Dolayısıyla daha atmosferi ve mekanı hissediyoruz. Ve öndeki etki bilhassa bir keman duruyor masanın üzerinde ve onun yanında da bir müzik kitapları var. O detayı da ben gösterdim. Mesela bu resimdeki şimdiki kitapta detayına bakalım isterseniz. Şimdiki resimde kitaplar, mesela araştırmacılar tabii bunları da sanat tarihçiler saptayabiliyorlar. Roma matbaası çıkışlı ve Libro Primo diye popüler bir koleksiyona ait olan bir yazım. Ve o zamanlar çok moda olan Seni Sevdiğimi Biliyorsun şarkısı yazıyormuş. Yani bu notalarda herhangi bir nota ya da orada bir nota imgesi yok. Bunun Burada bir nedeni şey söyleyebilir miyim? Sizinle olan birçok resimde şeyde konuştuk. Ben bunu izleyicilere söylemek istiyorum. Sevgili dostlar, sıklıkla belirttiğimiz gibi aslında bu tip tercihler hiçbir zaman rastlantısal değil bir resimde. Hani yapmayı çok seviyorsunuz. Biz de hocalar olarak diyoruz ki yani yapıyorsan nedeni ve bir bağlama olması lazım. Bu yüzden diyoruz. Yani hiçbir zaman sanat tarihindeki büyük bir ustanın bir resme koyduğu herhangi bir sembolün veya işaretin rastlantısal olmadığını bir kez daha hatırlatma gereği istedim. Bunu hiçbir zaman unutmamanızı rica ediyorum diyeyim ve tekrar size devredeyim. çok doğru aslında. Burada sadece sembol değil de belki herhangi bir nesnenin neden konulduğunu düşünmek daha doğru olabilir. Çünkü örneğin burada bir işte çalgıcı var, çalgı aleti var. Bir de önüne açılmış bir müzik yazısı, bir nota var. Dolayısıyla onu çalıyor, söylüyor. Ama mesela bunun üzerine araştırma yapıp o şarkının ne olduğuna bakıldığı zaman da ister istemez sanatçının nasıl bir bağlam içinde bu figürü ele aldığına bakıyorlar ve Seni Sevdiğimi Biliyorsun şarkısı ve o zaman moda olduğuna göre aşk üzerine olması daha çok güçleniyor. Ama orada bir ilahi olsaydı tabii ki Başka bir şey başka bir olurdu. yoruma gidecektik doğal olarak. Onun için söylediğiniz çok doğru. Hiçbir şey rastlantısal değil. Onu sanatçı neden oraya koymuş, hangi zamanda koymuş gibi başka bağlantılarını tabii her zaman düşünüyor olmamız lazım. Yine aynı şekilde bir diğer detay var mesela göreceğimiz o masa ve vazo. İşte o mesela sembolik karşılıkları da var bu nesnelerin. Şeffaf olduğu zaman masumiyet göstermesi gibi. Veya işte krizantemse ya da işte elmaysa ya da lilyumsa çeşitli anlamları olabilir. Bu anlamları okuyabilmek için de hep o derinlikleri biliyor olmamız gerekiyor tabii. Burada Caravaggio resimlerinin böyle içinde natürmortların olması, böyle bir takım cansız nesnelerin de kompozisyonundaki insan figürü kadar önemli bir nesne haline getirilerek kullanılmasının çok sevdiğini biliyoruz. Ve gerçekten de burada çok maharetle ortaya konmuş bir meyve tabağı, vazo ve çiçek görmekteyiz. Yani diğerine baktığımız zaman, diğer resme döndüğümüz zaman onda da yine bir kitap açıkta. Önde yine bir keman var vesaire. Fakat bu defa yazımın başka bir yazı olduğunu görüyoruz. Başka bir kitap. Bu Venedik'te Antonio Gardani tarafından basılmış olan kitap. Bir de buradaki figürde bir detay var. Elbisesinin göğsünün hemen altında böyle bir göğüs altında sıkıştırılmış bir şekilde yapılmış bir gömlek bu. Buradan da bu modelin kastrat olduğu düşünülüyor. Biliyorsunuz çok genç yaşlardaki erkeklerin diş ilişkileri çok tiz sesler elde edebilmesi için yapılan bu muamele ile yaratılan çok ince sesli, kadın sesi elde edilen, soprano sesleri verebilen müzisyenleri kastrato deniyor ya da kastrat. Giyiminden ve duruşundan böyle olabileceğini varsayıyorlar sanat tarihçiler. Mesela aynı dönemde sanatçınız Caravaggio'nun arkadaşı olan Gentileschi'nin bir resmi var. Ona da bakalım. Mesela o da lüt çalan bir
figür resmi yapmış. Fakat bu defa Lıkçalan bir kere bir kadın figürü. Demek ki buradan bir sürü varsayım ve yolculuğa yürümek mümkün. Mesela böyle çalgıcı kadınlar var demek ki. Çalgı çalma işi yalnız erkeklerin yaptığı bir şey değildi demek ki. Bunun dışında resmedişleri çok farklı. Caravaggio daha figürlere ve çalgı aletine yaklaşırken, onların bize doğru bakışına yaklaşırken, Gentileschi tam tersine biraz daha uzaktan masaya, masanın üstündekileri de geri plana alıp çalgı aletini tamamen sırtından görerek figürün oturuşuyla meşgul daha fazla. Dolayısıyla konu aynı bile olsa sanatçıların ne kadar farklı yaptıklarını görüyoruz. Şimdi biraz böyle müzik dinlemek, çalgı çalmak vesaire gibi bir noktaya değindik. Bir diğerine geçelim. Gene hayatın içinden başka bir Sahne. konu. Belki bu daha eğlenceli olacak. Burada da kağıt oyuncuları görüyoruz. Şimdi üç tane figürümüz var. Bu sanatçının çok tanımış yapıtlarından biri Caravaggio'nun. Tabii ki mükemmel bir piramidal kompozisyon yapısı, ışık, gölge vesaire biz bunu anlıyoruz ama konunun kendisi belki de bir resmin konusu olabilir mi diye insanın sonradan düşündüğü bir şey. Ama işte hayatın içini görmek, gözlemlemek ve sıradan insanın yaşadıkları üzerine koskoca bir sanat yapıtının içine bunları sokmak hem toplumsal olarak, sosyolojik olarak o noktaya gelmiş olmakla ilgili bir şey. Bunu sipariş veren ya da yapan fark etmez. Hem de aslında orada da nelere dokunulabilir, orada da neler oluyor diye sanatçının nasıl baktığına bakıyor oluyoruz. Burada şimdi üç tane figür var. Fakat bu iki figürden bir tanesi sol taraftaki eline kağıtlarını almış bakıyor. Onun tam karşısında bize göre sağda olan bir figür var. Birazdan onun detayıyla nasıl bakacağız. Bir de ortada bir figür var. Aslında bu ortadaki figürle sağdaki figür birbiriyle anlaşmışlar. Zavallı o siyah elbiseli genç zengin adamın cebinden parasını almakla meşguller ve birbirlerini aslında işaret ederek oyunun gidişatını tamamen değiştirmiş durumdalar. Bunları şimdi nasıl yapmış Caravaggio? Biraz ona bakalım. Önce şu sağdaki figüre bir bakalım. Bu sağdaki figür kim? Bu sağdaki figür kıyafetinden anlıyoruz ki bir bravo. Yani o zamanlar bir takım kurnaz figürler var, askeri görevleri de olan ve işte bu mesela Cesare Vecellio'nun Kostümler kitabındaki bir bravo, Venedik'te vesaire de bu figürler, bu çizimler yapılmış ve basılmış o zamanlar. Buradaki figür böyle bir flaman ceketi giyiyor. Genellikle bu figürler kadife veya ipek şapkalar takıyorlardı. Bizim figürümüz de onun kıyafetinden giymiş. Normalde bir kılıç ve beraberinde bir bıçak taşıyorlar. Buradaki figür kılıcı yok ama biraz aşağıda fark ediyorsunuz herhalde. O beline taktığı kabzası görünen bir bıçağı var. Dolayısıyla buralardan anlıyoruz bu figürün kim olduğunu. Fakat sırttan gösteriyor sanatçı ve oradan elini de sırtına doğru uzatmış, sırtına sakladığı kağıdı çıkarmakla, yani aslında hile yapıyor. Burada daha iyi görebiliriz bir sonraki slaytta. Hem o hançerini ya da bıçağını hem de sırtına sakladığı kağıdı nasıl sinsice eline alıp çıkardığını. Bu arada yüzündeki ifade çok güzel ama biraz heyecanla yaptığı işi zihni meşgul ama diğer tarafa da dikkatle bakıyor. Bence bu anın gerilimini çok güzel göstermiş. Sizi bir saniye bölmek istiyorum. Normalde izleyici sorularını son saklıyorum ama bence çok iyi bir soru geldi. Bunu kısaca cevaplamaya çalışalım. Bu kadar fazla ve sembol ve hikayeyi bir resimde göstermesi tesadüf değilse ki değil. Bunların bir ön hazırlığı olmalı. Bir resim için tahminen ne kadar süre ön hazırlık yapılıyor diye bir soru var.
Şimdi aslında bir resim için ön hazırlık pek çok sanatçıya göre değişiyor. Bazen yapıt karşınıza çıktığı anda, yani zihninizde konu belli olduğu andan itibaren yapacağınız yapıtın boyutu da dahil olmak üzere çeşitli bir ön çalışmalar yaparsınız. Yani sesimi diyelim ki 8-10 metre büyüklüğünde bir şey yapıyorsanız, işte ne bileyim 40 figürlü, 20 figürlü, 3 figürlü yapıyorsanız, işte bir mekanlı, 5 mekanlı yapıyorsanız, buna göre çalışma süreniz çok uzar veya daralabilir. Onun için herhangi bir yapıt için ne kadar süre veriliyor bilmem. Ama şunu biliyoruz. Aslında bir sanatçı hayatı boyunca sürekli olarak Olarak yapıtları için eskiz yapıyor. var. Her an. Mesela Caravaggio'nun bu tip bir konuyu yapması, bunun için eskiz yaptığı kadar hayatının da içindeydi ve zaten her dakika gözlemliyordu Ben de bunu bunu. söylüyorum. Kesin böyle bir anı gördü, gözlemledi. Bir yerde tavernada Kesinlikle. takılırken böyle bir Yani. ana şahit oldu ve onu yaptı. Tabii onun için zaten işe birden yapıtlarıyla girmiyoruz. Her zaman biraz sanatçının hayatından söz etmek istememin. Özellikle bu Roma'da yaşadığı ki şimdi yani yolları Roma'ya düşen de için söyleyeyim. San Francesi dei San Luigi dei Francesi diye bir kilise var hemen Piazza Navona'nın yanında. Orada da çok önemli eserleri var o kilisenin içinde. Ve olaylara neden olmuş eserlerden biri de o kilisenin içinde de. O bölge o zamanlar o kadar salaş ve bütün hırsız takımı dolu zaten. Yani zihinsel olarak hazırlık, gözlem olarak hazırlık ve nihayet eseri ilgilendiren doğrudan hazırlıklar olmak üzere belki bu sorunun cevabı 3 bölümlü ifade edilmelidir. İşte esere yönelik olduğu zaman da eserin boyutu ve içinde yer alacak şeylere göre, bazen malzemeye göre de değişebilir bu. Mesela Michelangelo Davut heykelini yapmak için sadece uygun mermer bloku Mermeri. bulmak için Carrara'da 6 ay dolaşmış. Şimdi nasıl cevap verelim yani şimdi ne kadar bir ön hazırlık gerekiyor diye. Kusura bakmasın izleyicimiz. Kesin bir cevap veremedim ama hani bunu düşünebilir. Yani üçlü boyutlu Yani şöyle bir ön toparlama, çalışmalardır. şöyle bir toparlama yapmak belki doğru olabilir. Üç aşamada görmek lazım bu soru. Bu soru çok güzel bir soru. Ben o yüzden girdim izninizle, kusura bakmayın. Üç ana aşamada düşünün. Bir, sanatçının kendi ustalığını elde etme sürecini bunu her resmi için koyun. Hani ünlü şey vardır ya, ya sen 10 dakikada tasarladığın için mi bunu veriyorum diye bir klişe Spesifikasyonu. vardır. Halbuki grafikerde cevap var. Hayır, ben bunu 10 dakikada yapmak için 10 yılımı verdim, 20 yılımı verdim kısmı vardır ya. Yani bu birinci kısmı budur arkadaşlar. Yani o kişinin bunu üretmek, bu yetkinliğe gelmek için artık. İkincisi, tabii ki hepimizin yani bütün profesyonellerin bir genel arşivi var. Yani işte eskiz defterleri, bugünkü teknolojide referans fotoğrafları veya işte genç arkadaşların Pinterest'teki boardları gibi düşünebileceğiniz, yani çeşitli durumlarda kullanılmak üzere çeşitli ön hazırlıklar mutlaka var. Ve en sonunda da o resmin yapım aşaması var. Şimdi soru yapım aşaması ile ilgili ise, o çok sanatçıdan sanatçıya değişen bir şey. Çünkü kimisi mesela tuvali yavaş yavaş büyük bir olgunluğa götürürken, kimisi düşünce evresini uzun süre tutup birdenbire hızlı bir şekilde resim yapabiliyor. Yani orası işte, o yüzden Hülya Hoca sanatçıdan sanatçıya değişmektedir ki dedi. Kimisi teknikte de bununla ilgili, hangi resim tekniğinde yapmayı seçtiği, fırça darbelerinin ne kadar gözükeceği, nereye doğru götürmek istediği ile ilgili, duvar resmi yapıyorsa başka, tuval resmi yapıyorsa başka gibi gibi bir sürü alt başlık var. Ama yani şunu söylemek lazım, ön hazırlık mutlaka sanatçılar için var. Fiziki yapım süresi tamamen değişken. O biraz yapım tekniğiyle ilgili bir konu diyelim. Hatta o kadar ki aslında 20. yüzyılda özellikle taşizm akımının içinde olan ya da postbelliner abstraction yapan ya da coşkusal işler yapan bazı sanatçılar var. Belki de onların eskiz yapmaları yanlış. Doğru. Yani doğrudan Evet. tuvale geçiyor olmaları lazım. Ama bu işte zihinsel egzersizler ve başka ön çalışmalar ve notlar almanın hepsini bütün düşünmemiz gerektiğinden dolayı ben bu kadar uzun bir cevap verme ihtiyacı duydum. Yok, iyi Bazen de oldu. eskiz yapmaması lazım.
Ama Evet. Caravaggio türündeki resimleri yapan insanlar çizgisiz bir şey çıkarmaları imkansız Tamam, diyorlar. imkansız. Muhakkak yaparlar. Evet. Pardon, şimdi biz nerede kalmıştık? Bravo'nun arkadan Evet, kancayı Bravo'yu çıkardığı ile konuştuk. ilgili Şimdi detayı. şu genç adama ve onun yanındaki Bravo'nun arkadaşına bakalım. Şimdi genç adam tabii ki önde de böyle paralar var. Sikkeler duruyor bir kutuda. Genç bir adam bir kere. Yanakları falan böyle pembe pembe. Çok 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 genç olduğu çok belli. Varlıklı olduğu da belli. İşte böyle gayet ipekli bir kumaş vesaire giyiyor. Ve oyuna dalmış durumda. Fakat yanındaki kişi onun kağıdına bakıyor bir tarafta ve diğer taraftan da eliyle onun kağıdında ne olduğunu bizim demin gördüğümüz sırtından başka bir kağıdı çıkaran ikinci sahtekar işaret ediyor ki işte yani iki trefli var veya pardon bir hiç oynamıyorlar değil mi? Oradan bir şeyler söylüyor işte iki tane maça var ya da işte elinde şu var bu var diye. Burada belki konu çok şey değil, keyfi değil ama eser çok güzel. Şimdi bir başka kağıt oyuncularına bakalım. Yani Bence konu çok keyifli. Yani çok hayatın içinden. Siz az önce hani konunun nasıl değiştiğiyle ilgili bir şey söylediniz. Ben girmedim ama aslında yani bu resimler hani o resim sanatının evrimleşmesi açısından hani sadece dini, sadece mitolojik, sadece kralların dışına çıkmaya başladığımız zamanlar ve Caravaggio hani evet bunun en önemli temsilcilerinden biri değil mi? Yani çok detaya girmiyoruz bugün biliyorum ama Caravaggio konusunda yani o dönüşümün daha gündelik hayatta yansımasının en önemli figürlerinden biri. O yüzden bence çok ilginç. aslında Caravaggio'nun dini konulu resimlerini bile nasıl yaptığını bildiğimiz için onlar bile ne kadar hayatın Evet. içinden yani bir Meryem resmi yaparken etrafında gördüğü yaşayan bir kadını yapıyor. Herkes onu görüyor biliyorsunuz falan. Ve tabii ki aslında sosyolojik olarak bu katmanların, buralarda yaşayan insanların da sanatın içinde yer almaları ve bu giderek aslında özgürleşmeye de demokrasiye ve daha sonra hayata dair her şeye dokunma hakkı bulan sanatçı kimliğe dönüşümünün önemli evrelerinden biri hiç şüphesiz. Ama bu zamana kadar alıştığımız yani konuştuğumuz ya da bizim de konu olarak ele aldığımız bir başlık olmamıştı demek istemiştim. Tabii ki Doğru. bu konuları üstelik sadece Caravaggio ele almıyor. Mesela bakın bu da Brantome diye bir sanatçının gene 17. yüzyılda yapmış olduğu bir başka kağıt oyuncuları resmi. Bu defa da iki tane genç var ve bir yaşlı adam var. Gene ortada kağıtlar hatta bir gerilim de var üstelik. Yaşlı adam böyle benim gibi gözlüğünü takmış, ne oluyor, ne bitiyor diye bir olayı anlamaya çalışıyor. Belki de o biraz farkına vardı. Yani kağıt oynamak, kumar vesaire gibi konular, aldatılmak, aldatan ve aldatılan olmak vesaire hep aslında bu tip oyunları içinde olan bir şey ve sanatçılar da aslında güzel bir keyifle eğleniyorlar diye değil de bu bir tarafın diğer tarafı aldatmaya kalkması, hırslanması, illa kazanmak istiyor olması gibi bir nokta üzerinden okuyarak aslında resimleri yapıyorlar. Ama bence Caravaggio'nunki buna göre çok daha ifade bakımından bu noktada da daha büyük, daha etkili. Bir tane daha var. George de Latour'un bu da. Bu defa bakın kadınlar girdi işin içine. İki tane kadın var. Biri hizmetçi, hızlıklı, öbürü varlıklı bir kadın. Onun yanında yine onun oğlu herhalde o da çok böyle zengin üstü başı, kılığı, kıyafeti, başındaki takılar falan. Sol tarafta da onlarla oyun oynayan daha böyle sade giyimli olan sıradan bir insan var. Ve bakın gene o da arkasından kemerinin altından bir kağıt çıkarıyor bu defa. Yani bu zenginleri yakaladıkları yerde eğlencenin içinde bir tuzağa düşürüyorlar. O şekilde gösterilmiş. Sinek ası ile hile zaten bu yapıtında adı. Bu da güzel. Ben Giorgio Latour'da sevdiğim için ayrıca hoşuma gidiyor doğrusu bu eser.
Bunlar bir de dikkatinizi çekiyorum tekrar. Aşağı yukarı hep aynı zaman dilimi. Zaman. Yani bu jan resmi çerçevesi içinde görebileceğimiz ve özellikle de bu tip kağıt oynayanlar mesela size bununla ilgili kimler neler yapmış gibi bakarak da koydum. Şimdi gördüğünüz de yine zar atanlar bu defa. Kağıt oynamıyorlar, zar atıyorlar. Bu da de La Tour'un bir eseri. O da çok kendine özgü tarzda bir ışık gölge ressamı aslında. Mesela bu diğerinden daha belirgin bir resim bu sanatçı için. Onun kullandığı ışığın etkisi bakımında. Masanın ortasında bir ışık kaynağı var. Görmüyoruz ve yer yer mesela en öndeki figüre göre kontrblümiye dediğimiz yani arkadan gelen bir ışık etkisi yapıyor ve çok gizemli bir atmosfer yaratıyor. Burada da bu defa yine bir iki kişi aslında o zarı istedikleri numaraya düşecek şekilde ayarlıyorlar. Yine bir başka resim. Bu defa çöpçatan ve satıcı gibi bir konuya geçmek istemiştim. Hamhort'un bir eseri bu. Şimdi bu çöpçatan konusu da ilginç aslında. Fal bakmak, fala meraklı olmak, falın sizin hayatınıza etki getireceğini zannetmek. Hayatınızla ilgili kararları verirken size birinin bir başka kişiyi önermesi, bunu biraz fal üzerinden ya da işte reklamını yaparak o kişiyle sizi tanıştırmak, hayatı boyunca birilerini birileriyle bir araya getirme sevdalısı olan kişiler. Bu da ilginç bir konu. Sanatçılar böyle bir konuya da değinmişler. Bu açıdan da yine Caravaggio'nun iki tane yaptığı bir eserini göstermek istiyorum. Onun adı La Zingara ya da Falcı diyebilelim. Bu yapıttan da aslında iki tane yapmış ama ben önce Caravaggio'nun yaptığı her ikisini yine inceleyeceğiz yakında. Caravaggio'nun yanı sıra hemen bir sonraki slaytta Bunu Della Tour'un da yaptığını göstermek istiyorum. Bakın bu da mesela yine bu aynı temada İyi Şanslar bunun adı. Burada da aslında bir falcı var ve o da birinin eline bakıyor ve geleceğini söylüyor. İnsanların böyle şeylere inanıyor olmaları, o gelecek korkusu içinde bir beklenti oluşturmaları, fala bakanların hangi toplumsal kesimden gel. Mesela burada Delatour falcıyı çirkin, kaknem biraz böyle şey yapıyor. Halbuki Caravaggio'nunki öyle değil. Caravaggio'nunki genç ve gülümseyerek yumuşacık bir şekilde zengin delikanlıya sıcacık bakmakta. O da elini uzatmış ve kendisini bu sıcak bakış ve güzel duygu durumuna terk etmiş durumda. Yani bir güven hissiyle aslında elini uzatmış. O da avuçlarının içine almış adamın elini. Mesela bir sonraki versiyonda gene aynı şeyi görüyoruz. Onda da bundan sonraki evet. Onda da yine bakın falcı yine aynı şekilde yapmış. Böyle dikkatli bir şekilde genç adama bakıyor. O da aynı güven duygusunu hissederek yine elini uzatmış. Falcının kendisine ne söyleyeceğini, işte gelecekte çok zengin olacaksın, seni birileri çok sevecek, yıldızın çok parlak, işte falan falan diyecek herhalde. Burada nasıl anlıyoruz? Aynı zamanda kıyafetlerinden, duruşlarından da anlıyoruz hangisinin hangisi olduğunu. Fakat biraz daha dikkatle bakıyor olsak, azıcık yakınına gitsek mesela bu resmi. Kompozisyonun can alıcı noktasının iki yerde toplandığını görüyoruz. Bir tanesi bakışlar, diğeri ellerin durumu. Bu zaten figürlü kompozisyonlarda her zaman en çok dikkat ettiğimiz şey biliyorsunuz. Yani yüzün hareketi, bakışlar. İkincisi de ellerin verilen görev. Çok önemli.
kompozisyonun en önemli elemanlarından biri. Onun için şimdi bir Of, sonraki evet. slaytta biraz bakışlara bakalım. Bakışlara bakalım. Bakın ne kadar ben biraz yaklaştırdım şimdi ikisini. Değil mi? Yan yan bakıyorlar mesela. Doğrudan doğruya birbirlerine bakmıyorlar. Her ikisinde de biraz kuşku var. Ama bir taraftan da bir inanç. Yani bu duygu durumunu ifade edebilmesi bakımından sanatçının son derece zengin ve maharetli olduğunu düşünüyorum Caravaggio'nun. Ve çok az elemanla bunu yapıyor. Yani Evet, doğru. ne Çok az dudakta, elemanla bunu yapıyor, çok doğru. az şeyde. Yani hani böyle siz herhalde sinemada falan çok benim çok sevdiğim bir şey var. Küçük oynayan büyük oyuncular. Böyle çok az mimik yapar ama size bütün duyguyu geçirir. Burada da aslında öyle bir şey var. Yani çok çok az mimik var. Fakat bütün duyguyu bize geçirebiliyor Caravaggio. Ve tabii ki ellere bakmamız lazım. Yani Ve şeye ben de dikkatle. burada ben de bir şey söyleyeyim. Yani Caravaggio tabii ben yayının başında bir şey söylemiştim sevmiyorum diye. Yaptığını çok maharetli yapıyor. Bana Caravaggio resminde arka alan hani gerekli olan kısmı büyük bir maharetle ve net bir şekilde yapıp geri kalanını çok büyük bir sadelikle bırakarak yarattığı bir şey var. Sanırım ben onu sevmiyorum. Ama yaptığını büyük bir maharetle yapıyor. Onu gerçekten işaret etmeye devam etmek lazım. İkinci kısım eller demiştik. Bakın delikanlı elini bırakmış. Kadın da onun işte yaşam çizgin şu bilmem şans çizgin şu falan diyor belki ama çaktırmadan aslında parmağından da yüzüğünü aşırıyor. İki böyle büktüğü parmaklarıyla delikanlının elinden yüzüğü almakta. Yani aslında burada falcı aynı zamanda bir hırsızlık meselesi. Bütün bunlar Caravaggio'nun o sözünü ettiğim bölgesinde romanı yaşarken demin de söylediğim gibi gördüğü şeyler, yani kesinlikle gördüğü şeyler ya da o zamanın varoşları diyelim o kent için. Oralarda yaşanan hikayeleri böyle resmetmiş. Bugün sinemacı olsaydı bunu film olarak yapacaktı yani. Sonra bu yapıtla ilgili olarak 1603'te bir şair Gaspar Murtolo bu şeyden esinlenerek ona bir madrigal ithaf etmiş. Ben onun sözlerini buldum bir yerde. Onu okumak istiyorum. Kimin daha büyük bir büyücü olduğunu bilmem. Betimlediğin kadın ya da onu baştan sona en tatlı efsunlarla resmeden sen. O çalmak ister bizim kalbimizi ve kanımızı. Sen canlandırırsın böyle. Onun yaşayan, nefes alan imgesini çoğalır, başkaları da inanabilsin diye. Bence Caravaggio'nun bu yapıtlarını bundan daha güzel anlatmak mümkün değildi herhalde. Diyeceksiniz ki baştan bunu okusaydın daha iyi olurdu. ama işte biz de biraz rol çalalım dedik. Sonra bir tane daha falcı konulu başka bir eser göstermek istiyorum. Mesela bakın burada aynı şiirselliği ve dramatik etkiyi görmek pek mümkün değil. Yani burada da evet bir falcı çok ama bu biraz daha yani sanatsal dil olarak sanki bir magazin resmi diyeyim, öyle diyeyim yani. Bu daha Evet. magazinel de öbürü daha ağırbaşlı bir anlatım biçimiymiş gibi. Sanatın zenginliği böyle oluyor ya da büyüklüğü. Konu sanat eserini bağlamıyor. Dolayısıyla bu gündelik hayatın görmezden geldiğimiz insanları sanatın bir konusu haline getirebiliyor. Ve çok önemseniyor. Özgürlüğümüze doğru giderken, insan olma özgürlüğüne doğru giderken hem de sanatçı bunu nasıl ortaya koyuyorsa o zaman onu en büyük hale getirebiliyor. O yüzden bugünkü konumuzu neden bu kadar aslında sığlaştırarak ifade ettiğim belki burada daha iyi ortaya çıkmıştı. Bu da Caravaggio'nun olduğu tartışılan bir yapıt. Bu da yine gündelik Tamam. hayatımıza ait. Yani diş çekimiyle ilgili bir şey aslında. Ama biraz tartışmalı bir eser. Fakat bence belki Caravaggio'nun biraz daha az çalıştığı bir şey olabilir. Ya da oradan oraya seyahat ederken çünkü tabii bir de kavgalar
şeyler, evden kovulmalar falan. Ya da onun çok yakınında olan birisi, yani oldukça iyi bilen birisinin yapmış olması lazım. Çünkü bir detay var ki bir sonrakinde gösterdiğimiz. Orada o arkadaki figür falan onun resimlerinde yer alan bir figür. Yani daha önce başka resimlerinde de gördüğümüz bir şey. Neyse, sonuç olarak gündelik hayat sahneleri, biz sıradan insanların yaşamları nasıl konu oluyormuş. Bir başka sanatçıya bakalım. Mesela Rivera, bir İspanyol sanatçı. Yine aynı çağdan söz ediyoruz. 17. yüzyıl. Mesela Allah rızası için bana sadaka verdiği, elinde de kağıtta bir not tutuyor zaten bu çocuk. Biraz böyle koca kafalı, yaşlı kafalı, hani çocuk bedenli bir figür bu. Rivera da mesela böyle konuları çok seven bir adam. Meşhur böyle ağlayan çocuk resmi falan, yani çok şey yapar, sevilir. Gördüğünüz gibi dönem sanatçıları bu konulara el atmasına neden olmuş. Biz Caravaggio'nun bütününde biraz buna bakıyoruz aslında. Konuşmamızın konusu bu. Mesela bir diğeri Velázquez'in. Bu da aslında bir sokak satıcısıyla ilgili, yani su satıcısı bu adam. O zamanlar çünkü sular böyle kocaman testilerde sokakta satılırmış ve insanlar, susayanlar onlardan satın alırlarmış. Sevilla'lı biliyorsunuz Velázquez. Hatta yine bu sanatçıların yaptıkları yapıtlar bize o kadar çok şey öğretirler ki bunun burada mesela figürün yırtık pırtık bir paltosu olduğunu görüyorsunuz. Fakir bir adam yani hakikaten bu satıcı. Ne yapsın, o gün birazcık su satacak da onunla geçinecek tabii, pahalı o sırada her şey. Aslında büyük şehirde yaşamanın problemi hep aynı. Evet. Nedir bu ısrarımız bilmiyorum. Yani kentin Evet. problemi hiç değişmiyor. Ama mesela bu arada şöyle bir şey de öğreniyoruz yine bu yapıtta. Bakın ben detayını gösterdim bilhassa. Belki bütününü de fark edemeyiz diye. Mesela o bardağın içinde incir var. Çünkü mesela o zamanlar suyun içine böyle meyve koyup suları daha tatlandırıp su içerlermiş. Mesela bu bugünlerde tekrar moda olmuş bir şey biliyorsunuz. Yani son 10-15 yıl içinde. Ama benim çocukluğumda böyle bir şey yoktu mesela. Suyun içine bir meyve koyup ya da limon koy ya da elma koy, beklet iç falan. Ama halbuki 17. yüzyılda İspanya'da böyle bir gelenek varmış örneğin. Dolayısıyla sanatçıların işte bütün bu konuları ele alıyor olmaları bizim hayatı daha iyi kavramamıza, her şeyi gözlemlememize ve daha iyi düşünebilen insan olmamıza çok katkı sağlıyor. Bugün de bu sanatçılar sayesinde yine bakış açımızı geliştirebildiğimizi düşünüyorum. Yani soru varsa cevaplarız tabii ki. Evet. Dostlar soru varsa ben yayın duyurularını yaparken lütfen girin. Hülya Hoca'nın her zaman olduğu gibi kullandığı kaynakçayı ekrana getiriyorum. Yorum varsa, soru varsa alalım lütfen. Ben teşekkür ediyorum bu arada. Gerçekten çok güzel gündelik hayattan detaylarla bizi bilgilendirdiğiniz için. İzleyicilerden de özür diliyorum. Bugün bir fiziki iş yaptığım için biraz yorgun bir günümdeyim. Hacının güzel anlatımını bedenen güzel aktaramamış olabilirim. Evet, herhalde yok. Çok teşekkür ediyoruz Hülya Hoca. Sağ olun. Sevgili dostlar, kanala abone olup beğenip katıldan destek verirseniz bu yayınların devamı için de büyük bir fayda sağlanmış olur. Her ayın son çarşambası Ressam Hülya Düzenli ile birlikte bir ressam ve bir sanat eseri, bir konu başlığı seçip bunlar üzerine konuşuyoruz. Yayının tekrarı YouTube'da oynatma listelerinde oluyor olacak. Ünlü ressamlar ve tablolar ve Hülya Düzenli başlığı altında. Çok teşekkür ediyorum Hülya Hoca. Çok sağ olun ve herkese iyi akşamlar diliyorum. Uzun yaşayın ve parlayın diyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşçakalın.